İngilizce'de should tavsiye veya öğüt vermek için kullanılır. Less obligation dediğimiz daha az zorunluluk belirten durumlarda should'u kullanırız. Türkçe çevrimi de meli malı ifadesiyle ifade edilir. Yalnız must ve have to ile karıştırılmamalıdır. Must ve have to daha çok zorunluluk ifade ederken should daha çok bir tavsiye niteliği taşır. Mesela örnek olarak vermek gerekirse you have a toothache, you should go to dentist. Diş ağrım var, diş doktoruna gitmelisin gibi ifadelerde, gibi tavsiye durumlarında should'u kullanırız. Örneklere bakmak gerekirse nerelerde kullanacağına ait tahtada yazıldığı gibi advice yani tavsiye ve öğütlerde. Ayrıca buna ek olarak present ifadede, kesinlikle past veya future dediğimiz geçmiş veya gelecek ifadelerde kullanılmaz. Present ifadede probability yani muhtemel yüksek ihtimal durumlarında da should'u kullanabiliriz. Mesela he should be here, burada olmalı gibi probability dediğimiz yüksek ihtimallerde de must'la aynı anlamda kullanabiliriz burada. Ayrıca should'un başka diğer kullanımları da mevcuttur. Formal yani formal dediğimiz resmi olarak kullanımlarda daha az günlük hayatta kullanılan kelimelerde ought to ve had better olarak aynı anlama sahip iki kullanıma daha mevcuttur. Yalnız should'u günlük hayat kullanımında daha çok tercih ederiz. Zaten mesela İngilizce eğitimlerinde de başlangıç konularında should öğretilirken ought to ve had better ilerleyen konularda öğretilir. Dolayısıyla daha öncelikli olarak should'u aklımızda tutmak mecburidir. Ought to ve had better'ı da aynı şekilde bir formal yapılarda bilinmek üzere aklımızda tutmamız gerekir.